Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni yapay zeka çizim sitesi göstereceğim. Bu yapay zeka gördüğünüz gibi illüstrasyondan animeye kadar çizim yapan bir yapay zeka. Yani seçenekler var kategoriler şeklinde. O kategorilere göre de istediğiniz ortaya çıkıyor. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sitemizin adı Image Creator, img.creator.ai. Burada yine mail hesabımla girişimi yaptım. Bunu bazı yerler Photoshop'un bir farklı versiyonu olarak da söylüyor. Bakın burada gözüktüğü gibi İşte yazıdan diyor ki kadını at üzerine bindir. İşte kadına şapka tak. Biz de aynı şeyi yapabiliriz. Burada generate diye tıkladım. Buraya ne yazalım? Buraya İngilizce yazmamız gerekiyor. Bakın anime, ücretsiz form, sanat, karakter, illüstrasyon olarak çıkıyor. Style olarak da anime sanatı, Japon animesi, işte Bright Girl, Makoto Shinkai diye bir sürü seçenek var. Burada da referans bir görsel alın diyor. Biz de bir görsel indirelim. Bir tane bebek diyorum. Bebek görseli indireceğim. Şöyle yüksek çözünürlüklü olması için şuradan büyük diyorum. Şöyle bu bizim için yeterli olacaktır. Ama çözünürlüğü düşük. Yapacak şuradaki bebeği indirebiliyor muyuz? Tamamdır. Bu bebeği indirdim. Buraya geldim. Referans görselimi yükledim. Ve inspire diyorum. İki seçenekli inspire yapsın. İlham versin. Bakalım ne çıkartacak. Ona göre üzerinde nasıl değişiklikler yapabiliriz hep beraber bakacağız. Bakın bebeğin biraz tipini değiştirmiş. Hatta fazlasıyla bebeği değiştirmiş. Buradan indirebilirsiniz. Image input dediğimizde de bu görsel üzerinden gidiyor muyuz? Bir bakalım. İllüstrasyon diyorum. Öncelikle görsel indir diyor. Görsel yükle. İllüstrasyon dedim. Create diyorum. Bunun illüstrasyon şeklini bize vermesi gerekiyor. Bu Imagine AI yani yapay zeka görseli kendisi tamamen yapıyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ne metin yazıyoruz, ne kategori seçiyoruz. Burada görselimizi ekleyip istediğimizi seçip kategori görseli düzenleyebiliyoruz. Burada da metinden görsele diye bir seçeneğimiz var. Bakın. Şu şekilde bebeğimizi illüstrasyon şekline getirdi. Text to input diyelim. Baby on the dock diyeyim. Buradan diyorum ki free form olsun. Buradan canvas'ın yani görselimin boyutunu seçebiliyorum. Yatay, Instagram postu gibi ve dikey. Ben normal Instagram postu gibi yapıyorum. Baby on the dock dedim. Bakalım ne çıkaracak bize. Free form dedik. Bakın istediğimizi direkt olarak çıkardı. Image Creator'a geri dönüyorum. Burada dilediğiniz gibi nasıl kullanılanına dair bakabilirsiniz.
Burada AI Designer diye bir seçeneğimiz var. Bu AI Designer yapay zeka tasarımcısı diye geçiyor. Fotoğrafı editleyebiliyoruz. Bakın. Buradan geldim. Arka planı değiştir seçeneği var şu şekilde. Geldim, arka planın olduğu yeri seçtim. Ve burada arka planı ben Luna Park istiyorum. Direkt olarak bize yazı çıkarıyor. Generate diyorum. Şu an algıladığı arka planı Luna Park yapacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bu Photoshop'ta manipülasyon olarak geçiyor. Yani Photoshop'ta bunu yapmak istediğimizde bir manipülasyon yapıyoruz. Bu da direkt olarak yapay zeka şeklinde. Evet, şu an yaptığını söylüyor ama biz neden göremedik? Evet, bize yaptığını söyledi ama göremedik. Belki benden dolayı bir hata olabilir. Şuraya get sunglasses diyorum. Çocuğa güneş gözlüğü ekle diyorum. Bakalım bunu yapacak mı? Neden yapmadığına dair bir fikrim yok. Video geçmeden önce denediğimde yapmıştı. Bakalım burada da aynı hatayı mı verecek? Acaba algılayamadı mı? Ha, burada algıladı. Tabii ne kadar düzgün olacağı konusunda size bir söz veremem, bir garanti veremem. Onu farklı fotoğraflarda deneyebilirsiniz. iCreator'dan da buradan şu şekilde zaten yine kategorilerimiz var. Ve burada generate buradan AI yapay zeka creator'ı seçtim. Bir tane bebek yazdım ve iki tane kategori seçtim. Bakalım nasıl bir değişiklik yapacak. Ha, Canvas'a bunu ekleyebiliyoruz. Anladım. Bu şekilde yani web sitesinin bu yapay zekayı karıştırdıkça daha çok şey çıkacaktır. Umarım sizler için faydalı olmuştur, bir yenilik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.